Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Malatya'da halen sahada 350-400'e yakın korsan minibüsün taşımacılık yaptığını belirtti. Mesut İnce yaptığı açıklamada son dönemlerde Malatya'da servislerle ilgili en büyük sıkıntının korsan taşımacılık olduğunu ifade etti. Son dönemlerde servisçilerle ilgili en büyük sorunlardan bir tanesi korsan taşımacılık. Bununla ilgili maalesef yeterli bir mücadele verilmiyor. Gerek Büyükşehir Belediyesi, gerek Emniyet Müdürlüğü, gerek jandarma tarafından yeterli denetimler yapılmamaktadır. Sadece şehir içi denetleme şube müdürlüğümüz kontroller yapmaktadır. Bize gelen en son bilgiye göre de 150'ye yakın korsan servis aracı bağlandığı, denetim yapıldığı, ancak bizce bunun yeterli olmadığı, bizim oda olarak talebimiz belediyenin, emniyetin ve jandarmanın ortaklaşa bir korsan timi kurarak sahadaki esnafın hakkını savunmamız adı altında korsan servisçi esnafları denetlenip gereken yasal çalışmalar yapılmalıdır. Biz böyle düşünüyoruz. Bununla ilgili yeterli mücadele verilmediğini dile getiren İnce, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri dışında kalan 11 ilçedeki S plaka minibüslerinin kent merkezinde taşımacılık yapmasının yasak olduğunun altını çizdi. Malatya ilindeki Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki hariç S plakalar haricindeki 11 ilçedeki S plakalar Malatya merkezde taşımacılık yapamazlar. Buna yasada müsaade vermiyor, kanunda vermiyor. UKAME kararına ve meclis kararına göre de Akçadağ, Pötürge, Hekiman, Arapgir gibi ilçelerde alınmış olan S plakalar Malatya merkez sınırlarında taşımacılık yapamazlar. Bunlara da korsandan işlem yapılır. Bunlar da sadece kendi ilçelerinde servis yapmaları için kendilerine S plaka verilmiştir. Bu konuda trafik polislerinin daha detaylı ince araştırma yaparak S olabilir ama ilçe plakası ise Malatya'da korsan olarak işlem yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bizlere, odamıza bildirerek biz de bu gerekli çalışmaları yapacağımızı biz kendilerine burada beyan ediyoruz. Hiç kimse kendilerinden haksız para isteyemez. Esnafımız bu konuda kendisi rahat olsun. Bizler daim esnafımızın yanındayız. Her zaman da sahadayız. Esnafımıza birlikteyiz. Saygılar sunarım.